Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizler için yeni motosikletim olan Harley Davidson Iron 1200 modelini inceleyeceğim. Gördüğünüz gibi şu anda sürüyoruz. Motosikletimiz gayet güzel sesler çıkarıyor. Cidden sesine bayılıyorum. Öncelikle biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. Sonra da kime gider, kim sürer, nasıl bir şeydir. Şöyle bir otobana bağlanalım. Gördüğünüz gibi motor ciddi anlamda hızlı gidebiliyor. Bazen istediğiniz zaman, her zaman değil. Çünkü 1200'lük motoru var, 98 Nm ve güçlü yani. 3500 devir falan yazıyor maksimum gibi bir şeydi ama ben sanmıyorum ki öyle bir şey olsun. Sitesinde gördüm. RPM olarak yani 3500 yazıyordu. Ama ciddi bir güç ve hız, tork var. Bunun yanında tabii ki depo yakıt olayı da var. 12,5 litre yakıt deposu var. Yani biraz küçük, az geliyor bana. Önceki motorlarımdan sonra. Tabii ki insanın aklına şu olay geliyor. Bu motor ne kadar yakıyor? 100 kilometrede kaç litre yakıyor? Şeklinde bir soru canlanabilir kafanızda. Öyle olunca da ben sitesine baktım, merak ettim. Test etme şansım olmadı. Çok fazla süremedim çünkü. Motorum hala 500 kilometrede, 600 falan olmuş olabilir. 100 kilometrede 5.2 litre mi? Öyle bir şey yaktığı yazıyordu web sitesinde. Tabii iyi yani. Ne kadar gider? 200-250 kilometre aşağı yukarı sürebilirsin motorla. Kesintisiz. Tabii sonra benzin doldurman gerekir. Tabii gidondaki kamerayı da gördüğünüz gibi biraz böyle sallantı var gidonda. Ama belli, evet arkadaşlar, ayak yapıyorlar. Muhtemelen bunlardan biri patladı. Bu yarış dolumlu elemanlar az önce şu yan yolda ön kaldırarak gidiyorlardı. Bayağı böyle deli gibi basıyorlar tam şurası. O yüzden NC750 sürüyor şu an eleman yarış dolumuyla. Neyse. Burada da bir tane. Burada bayağı motorcu var yani. Değişik bir şehir. Hemen motora geri dönelim. Ekranda bayağı yeterli bilgiler var. Burada bir düğme var ve bununla ekrandaki bilgileri değiştirebiliyorum. Mesela vites göstergesi ve yanında da RPM'i görebiliyorum. Motorun devrini yani görebiliyorum. Değiştirirsem toplam yaptığım kilometreyi görebiliyorum. Böyle göstereyim. 578. Arkasından yine kilometre AB var. Onları saydırabiliyorsunuz kendi kafanıza göre. Saati görebiliyorum ve arkasından zaten değiştirince vites ve RPM bu diye söylüyor öncesinde. Sonra ekran değişiyor. Güzel bir motosiklet. Konforlu bir motosiklet ve tabii ki Harley Davidson bir motosiklet. Biraz garip bir laf oldu. Hadi sağa gidelim ya. Buradan gitmemiştim. Böyle bilinmeyen yollara girmek için güzel bir motor. Çünkü kimse size höyt yapamaz yani. Harley'cisin yani olayın özünde. Motosikletimizin sinyalleri sol sinyal burada düğmesi. Sağ sinyalinki burada. Bugün değişik geldi bana. Diğer motorlardan farklı gelen olay oydu. Genellikle her yeri demir yani motorun. Her yer metal, her yer çok fazla granaj yok. Depo özellikle metal. Arka tarafta çamurluk var. Hani granajımsı görünen orası da metal. Bir işte şu sağ tarafta hava filtresinin bir kapağı var. Orası plastik sanırım. Normal şartlarda ön tarafta bunun bir kapağı vardı. Onu biz çıkarttırdık aldığımız zaman. Hoşlanmıyorduk. Burada gördüğünüz gibi Hollanda inekleri burada takılıyorlar. Günlü, meşhur. Acayip süt veriyor bunlar. Bunlar var ya, Milka ineği var ya, siyah beyaz, aynı onlardan. Buralarda biraz göstermek istedim size. Ben alalı 500 km oldu. 500 km'de de edindiğim tecrübelere göre konforlu bir motor. Rahat bir motor. Uzun yola gidilir mi? Yalnız yanınıza ekstra benzin tankı alırsanız belki biraz daha uzun yol yapılabilir. Genellikle bazı viteslerde, bazı devirlerde, şöyle sağa sola bakalım, bir enayi gelmesin, çarpmasın. Zaten motor yeni. Bazı devirlerde bazen titreşim acayip oluyor. Mesela 5. viteste, bu motosiklet toplam 5 vites. 5. viteste 100 kilometredeysem eğer, böyle bir 110-120 yapayım dersen acayip titreşim oluyor. Çünkü devir çok düşük, vites yüksek olmuş oluyor. Yani 4. viteste 100 kilometre hızla çok rahat bir şekilde gidebilirim. Titreşim olmadan, ama dediğim gibi bazı aralıklarda fazla titriyor. Hatta nasıl yapabilirim? Şimdi mesela 2'deyim.
2 de gazlıyorum, direksiyon anormal titriyor. Bir de 3'e alayım şimdi aynı hızlarda. Böyle mesela şu an gördüğünüz gibi. Normal yani o, hani titremesi normal bu yani. Bunu böyle ilk ben şaşırdım, ne oluyor lan falan dedim. Çünkü biz hep alışmışız böyle rahat, konforlu, 4 silindir bilmem ne motorları sürmeye, titreşim olmayan. O yüzden farklı geldi. Oha, o neydi öyle ya? Volkswagen'i Jeep yapmış adamlar. Burası da buranın köyleri. Şu taraf Belçika sınırına doğru oluyor. Hani böyle köy bölgesi. O yüzden biraz ıssız. Bisikletleri darlamayalım. Karşısına araba geliyor. 735 mm yanlış hatırlamıyorsam 735 olmalı milimetre sele yüksekliği var. Yani boyunuz çok uzun değilse de rahatlıkla sürebilirsiniz. Genellikle boy problemi olan çok soruyor. Ben bunu sürebilir miyim, edebilir miyim? Gayet rahat ama bu motosikletin egzozu üzerinde korumalı olmasına rağmen bayağı ısınıyor. Egzoz ısınma olayı yani 1-2 dakika sürsen bile egzoz bayağı ısınabiliyor. Selamlaşalım şöyle motorcu kankilerimizle. Ön tarafta ve arka tarafta çift kaliperli, çift pistonlu fren kaliperimiz var. Harley Davidson marka. Buradan yolu bilmiyorum. Sola gideceğim inşallah. Kaybolmam fazla. Sola gidiyorum. Hadi bakalım. Adamın yol hakkıydı, ablanın, ama kusura bakmasın aldım. Harley Davidson fren kaliperlerinin yanında da ABS özelliği olunca tabii ki gül gibi oluyor. Yani ben ABS özelliği olmayan motorlardan pek hoşlanmıyorum. Burası da çok yağmurlu bir ülke. Yağmurlu olduğu için de insan fren kullanmak mecburiyetinde kalıyor. Üzerinde gelen lastik konusuna pek girmeyeceğim. Çünkü burada verdikleri lastik, Türkiye'de verdikleri lastik bambaşka. Bir de buranın asfaltı mesela en dandik lastikle bile buranın asfaltında hani gayet güzel performans verebilir bazı motorlar, birçok motor. Ki yani bununla bayağı viraj yapıyorum, yatıyorum, kalkıyorum. Standart lastik olmasına rağmen hiç böyle kayma etme sıkıntı çıkartmıyor. Buranın asfaltı iyi demişken konuyu biraz detaylandırayım. Burada mesela yağmur yağdığı zaman asfaltın öyle bir özelliği var ki suyu emiyor. Yani asfaltın üzerinde o su yansımasını hiç görmüyorsun. Değişik bir olay. O yüzden bayağı yol tutuşu yüksek oluyor. Şimdi sizin için motosikleti şöyle birinin bahçesine çekeyim de, şöyle müsait bir yere, birinin bahçesine çekersem herhalde viklik yapar. Bir yere götüreyim şöyle, size detaylarını motorun önünde başında anlatayım. Şurada duralım. Motoru size başında da göstereyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada dörtlülerimiz var. Kamerayı şöyle tutalım. Alarm hemen devreye giriyor. Ben bu motoru aldığımda alarm taktırmıştım üzerine. Çünkü motosikletin anahtarı yok. Keyless go özelliği var. Şöyle gösterirsem belki daha anlamlı olur. Böyle bir anahtar var. Bunu cebinize koyduğunuzda motor aktif hale geliyor. Ve şunu açıyorsunuz. Kill switch'i açtığınızda bu şekilde motor aktif hale geliyor. Kapattığınızda kapanıyor ve alarm devreye giriyor. Alarm normalde orijinalinde 4 tane ışık var. Dörtlüler var. Bunlar yanıp sönüyor. Keyless go diye deaktif olduğu zaman. Ve herhangi bir ses çıkarmıyor. Ben bunu tabii ki alarm alırken 150 euro karşılığında alarm satın aldım. Hem de ötsün dedim motosikleti biri kurcalarsa. Gayet güzel bir özellik. Buradan açıyorum. Buradan açıyorum. Buradan start'a bastığımda motor çalışıyor. Üstündekiler dörtlüler. Bu tarafta az önce bahsettiğim buton, şöyle göstereyim. Buna bastığımda menüde bir şeyler değişiyor. Korna, uzunlar, kısalar, sinyal. Konsol basit. Burada da gördüğünüz gibi ekranda bazı bilgiler var. Çok detay yok, fazla detay yok. Eski klasiğini bozmamışlar herifler yani. Detay doldurmamışlar. Uzunlar, boş vitesi, yağ ışığı, sağ sol sinyaller burada. Etrafını göstereyim. Gördüğünüz gibi burada bir yağ kontrol bölümü var. Buradan kapağı açıp yağ kontrol edebiliyorsun. Motosiklet sıcakken yağını kontrol etmek gerekiyor. Öyle bir olay var. 2.6 litre yağ kapasitesi var. Bayağı tasarruflu bir motor o açıdan. Yağ fazla gitmiyor. Sanırım serviste 5000 kilometrede bir mi? 6000 kilometrede bir mi servise gelecek? Öyle bir şey demişti. Servis aralıkları da bayağı uzun. O da hoş. Kayış aktarmalı. Kayış aktarmaya bayılıyorum. Çünkü motoru yıkadıktan sonra, yağmurlu bir şey olduktan sonra zincir yağlama derdi olmuyor. Amortisörler de çok klasik. Burada böyle gayet güzel amortisörler yapmış adamlar. Şekilli, detaylı, bilmem neli. Burada koşan ablalarımız var. Far ve detaylar gördüğünüz gibi zaten. Makine parlıyor. Jilet gibi. Harley Davidson Iron 883 modelinden bunu ayırt eden birkaç özellik var. Jantlarda
bazı şeritler, bazı krom alanlar yok, birkaç detay yok. Böyle biraz da koyu renk yapmışlar 1200'ü. 883 alacaktım. Arkadaşlar 1200 alırsan daha az sıkılırsın demişti. Çünkü aralarında 1000 euro fark vardı. Çok da pahalı ve çok büyük bir fiyat farkı yoktu. Koltuk nispeten rahat ama biraz şu kısım güzel. Arkada destekliyor. Çok gaza yüklendiğinde bayağı sıkı tutuyor. Ama birazcık sert gibime geldi. Iron 883'e göre sert. Bir de depo kapağını göstereyim. Depo kapağının herhangi bir anahtarı yok. Çevirince ne olursa olsun açılıyor. Değişik bir özellik. Böyle kapatıyorsun. Tık tık yaptığı zaman kilitlenmiş oluyor. Burada üzerinde kendinden gelen bir şarj bölümü var. Direkt aküye bağlı bir şarj edebileceğiniz ve birkaç bir şey bağlayabileceğiniz aksesuar bölümleri var. Kendi üzerinde geliyor. Harley Davidson fren kaliperleri böyle. Arka disk ve ön disk bayağı kalın. Ama bayağı güzel bir fren şey yapıyor. Fren hissiyatı güzel. Buradaki biraz daha ince. Şöyle göstereyim. Böyle disklerin kalınlığı, arka diskin özellikle kalınlığı biraz farklı geldi bana. Çok kalın yapmış adamlar. Metal gördüğünüz gibi, taş gibi. Arkada koltuk yok. Arkaya koltuk taktırmadık özellikle. Bisiklet binen Hollandalı abiler geçiyor. Burası da tarla. Herhangi bir lahana tarlası gibi bir şey herhalde burası. Güzel mekan. Motor güzel, mekan güzel. 10 numara. Sinyaller böyle. Burada hem sinyal hem fren lambası tek bir bölümün içinde. Onu güzel yapmış adamlar. Beğendim. Bu şık bir tasarım olmuş. Burada böyle bir şey var. Plakayı da adamlar özellikle böyle yapmışlar. Bu pahalı versiyonuymuş. Normalde baskılı olanı da yapıyorlar. Direkt bunlar böyle çıkıntılı yapıştırma mekanizmalı yapmışlar. Tabii o kadar parayı verince, para demişken de Türkiye'deki satış fiyatına baktım en son. Ne kadardı? 16.700 euro Türkiye'de satış fiyatı şu anda bu motorun. Burada da 13.200 euroydu. Türkiye'de 147.000 TL'ye falan geliyor sanırım Türkiye'de alırsan. Burada da bayağı 120.000 liraya falan geliyor TL karşılığı olarak. Yani Türkiye'de biraz o vergi mevzusu biraz üzüyor yani, kalpleri kırıyor gerçekten. Ben size biraz kendi tecrübelerimden belki bahsederim ya da dur bir dakika, sürmeden önce biraz motor sesi yapayım size. Bu önemli bir nokta. İnceleme videosu için çok önemli bir nokta. Biraz titreşim var gördüğünüz gibi rölantide ama rahatsız edici bir titreşim yok. Motor çalışmıyor, gürülüyor. Aynalardan da çok memnunum ya. Böyle fazla titremesine rağmen çok güzel gösteriyorlar. Ve tabii ki şekilleri de güzel. Dışarıdan da güzel görünüyorlar. Motosikletin bütün özelliklerini aşağı yukarı anlatmaya çalıştım. Aklıma gelmeyen şeyler de muhtemelen vardır. Siz de Harley Davidson'ın sitesinden birçok özelliğine girip bakabilirsiniz. Motosikletin yatış açısı biraz farklı. Yani 30 dereceye varmıyor yatma açısı. O biraz sinir bozucu. Çünkü peglerin ucunda çok uzun bir metal parçası var. O metal parçası sizin çok fazla yatmanızı engelliyor. Onları muhtemelen sökeceğim. Çünkü kavşaklarda dönerken düşük hızda olsa bile insan bazen çok yatması gerekebiliyor. Onlar yere değiyor. Ama genel olarak lastik, arka lastiğin genişliği çok olduğu için bayağı bir yatış açısı veriyor. Ama ön lastik biraz tabii küçük, ufak. O yüzden o çok fazla yatmıyor. Şöyle yavaşlayalım, ufaklığı ezmeyelim. Çok güzel köpek. Az daha yoldan çıkıyordum. O olay biraz garip. Motosikletin bana garip gelen yönlerinden bir tanesi oydu. Onun dışında başka bir derdim yok yani motorla. Gayet güzel bir Harley Davidson. Şimdi yani bir olay vardır. En iyi motor benim motorum olayı. Şimdi 13.000 euro vermişim, gömemeyeceğim motoru, kusura bakılmasın. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu motosiklet bundan sonra bizle beraber başka motorlarda tabii ki alıp sürerim kafama göre. İncelememi istediğiniz motorlar varsa yazabilirsiniz. Gözüm kulağım açık çünkü böyle çevremde motorlar oluyor arkadaşlar da, onlardan da incelemeye çalışıyorum. Bir mağazada da gidip motosiklet fiyatlarıyla alakalı video çekeceğim sizin için. Onu ne zaman yaparım bilmiyorum ama onun için bir söz veremeyeceğim. Öyle arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Aha buradan dönecektim, kaçırdım, neyse. Kanalıma abone olmayı unutmayın.
Videoyu beğendiyseniz like butonuna lütfen basalım. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.